Ne var ki? I am two steps ahead. Two steps ahead. Ne two steps ahead? Herkes kilo alıp verebilir. Ne yani? Mevzusu ne? Onu anlamadım. Ne sosyal deney? Yalancı amına koyayım. Götü dönüp yürüyor ya. Para işin ne kadar ileri gidersin? İzlenim işin kamera önünde saçma hareketler ya da onlarca sağlıksız yemekleri izlenim işin yerken bir de kanser yalanları ile daha fazla izlenim almaya çalışır mısın? Ha bunların hepsi yalan mıymış? Aslında ilk mukbang videoları Güney Kore'de 2010 yıllarında çıktı. Güney Kore burada büyük bir rol oynuyor. Sebebi ise kalabalık olan toplumda... Evet bunlar şey falan yapıyor işte, bu ağzına patlıyor birden sulu sulu böyle. Hatırlıyorsunuz mu? Onlardan yapıyorlar. Bir dakika, bunu açmadan önce size şu Zafer Hoca'nın şeyini izleteceğim. Gelin. İyi izleyin. İyi izleyin bak. Hayatınız nasıl şans üzerine kurulu. Bak iyi izleyin. Ayna kontrolü de gerçekten zirve. Yani bu kişi kimse bilmiyorum ama gerçekten aynaları kontrol etse ölmüştü. Ve şu sorumsuzluğa bir bakın adamlardaki ya. Bu ne oğlum? Ben de ne oluyor diye izliyorum ya. Başlamamış. Baksana oğlum. Ya bu mesela, bu adam bulunması lazım babacığım. Bu ne ya? Bildiğin cinayete teşebbüs. Çakal oğlu çakal ya. İnsanların aslında yalnız olmaları. Yemek yeme videoları insanlara yalnız yaşamlarında arkadaşlık ediyordu. Özellikle Covid'in de gelmesiyle insanlar eve kapandı ve birilerini izleme ihtiyaçları duymuş olsalar da mukbang biliyorlar. Evet, burada abi ahtapot yiyor, canlı canlı şeyler yiyorlardı, bu deniz şeyleri içiyorlardı, böyle şırdana benzeyen şeyleri patlatıp patlatıp, saçma sapan ASMR bir kültürü vardı böyle. Değişik ya. Çok geçmeden özellikle ASMR konseptlerinde popüler olmasıyla değişmeye... Bu arada ASMR en fazla, yanlış hatırlamıyorsam siz de şey yapın, korona dönemi çok patladı diye hatırlıyorum. Aşırı böyle tam zirve yaptığı zaman. Hatta çirkinleşmeye başladı. Bu kanalda elimden geldiğince iyi bir anlatım ve sizlere yakışacak iyi bir editlerle hikaye anlatımlı içerikler yapmaya çalışıyorum. Yeri geldiği zaman şu anda izlediğiniz gibi haber videoları da var. Olayı da duydunuz değil mi ya? Nasıl insanlar var oğlum ya? Veya yeri geldiği zaman hackerlık, dolandırıcılık veya gizemli videolarda. Buraya geldiğiniz zaman keyifli bir zaman ve bilgi dolucu bir zaman geçirmeniz benim için oldukça önemli. Her zaman dediğim gibi, eğer bu kanal bir yerlere gelecekse sizin farkındalığınız ve benim sıkı çalışmam ile gelecek. Destekler için beğenmeyi, keyif alıyorsan... Bunlar bir de sadece duyduklarımız oğlum, duyulmayan neler neler vardır ya. ...anda abone olmayı lütfen unutma. Her şeyden önce seveceğinizi düşündüğüm bir haber var. Bir süredir fiyat performans gibi bir bilgisayar almayı veya... Vallahi benim sponsorum var. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. ...masa için GoodRam'den 512... Ne oluyor lan? Şu anda link açıklamalar kısmında mevcut. Aynı zamanda İtopya içerisinde... Baba reklam... ...videoları kimine göre iğrenç ya da gereksiz gelebilir. Ama işin ilginç kısmı ise videoyu yapan kişi ne kadar fazla sağlıksız yemek yiyorsa ya da yerken ne kadar kendisini küçük düşürücü davranışlarda bulunuyorsa videolarda o kadar fazla izleniyordu. Tabii yemek yemeyi... Ha bunlar işte ya, bunlar bak. ...bir çeşit kategorisine de dönüştürenleri unutmamak lazım. Bu ne oğlum ya? Bu kişiler milyonlarca kişiler tarafından izleniliyor. Ve emin olun ayda milyonlarca dolar para kazanıyorlar. Ve talep oldukça daha fazla sağlıksız, daha fazla iğrenç videolarda gelmeye devam edecek. Nikado Avocado'nun hikayesinden bahsettikten sonra kapalı kapılar arkasında aile baskısı ile zorla kilolarca yemek yemeye kameralar karşısında zorlanan mukbang video sahiplerinden de bahsedeceğimi bilin. Nikado Avocado mukbang videolarından ziyade kendini nasıl rezil durumlara soktuğunu, hatta... Ne bir de amınam çıkmış two steps ahead, ne two steps ahead amına koyayım. Sen önce adım atmayı şey yap yani. Şu Ado. Şu hareketleri yapıp neyin sosyal deneyiymiş, ben onu anlamadım. Bence
Uyduruyor yani. Mukbang videolarından ziyade kendini nasıl rezil durumlara soktuğunu, hatta sağlık aparatları ile kilolarca yemek yediğini görmüşsünüzdür. Bu adam papağanı ile keman çalmayı sevdirmeye çalışan bir adamdı. Nasıl oldu da tıklanma almak için fast food yemeklerinin önünde erkeklerle... Ne oluyor oğlum ya? ...üşkünü gösteren kapak fotoğrafları yapmaya ya da yemek yerken saçlarını kesmeye, hatta sahte kanseri ile dikkatler çekmeye başladı. Nikado'nun ilk YouTube videoları aslında papağanı ile keman çalmayı sevdirmeye çalışan videolardı. Yemek yeme videoları yapıyordu ama sıkıcıydı. Özellikle zamanında vegan olduğu için insanların dikkatini çekemiyordu. Ta ki bir arkadaşı gününü anlatıyorken Facebook yemekleri neden yemiyorsun diyene kadar. Nikado'nun izlenimleri anında yükselmişti. İnsanlar kendilerinin yediği yemeklerden Nikado'yu izliyordu. Ya ben çocuğu tanımam etmem. Sadece böyle saçma sapan ASMR'da değişik değişik hareketler yapıyordu yani böyle. Aşırı uç noktalarda hareketler yapıyordu. Oradan görüyordun yani illaki karşına çıkıyordur bir yerde. Diyorken daha fazla tatmin olduklarını yorumlarla yazıyordu. Ve bu gelecek işin sadece bir başlangıçtı. Hey, Michelle Obama says pizza is a vegetable. Popeye's chicken sandwich. Ben mesela bu çocuğun psikolojisinin normal olduğuna inanmıyorum yani. Çok büyük travmaları falan var, ben size söyleyeyim. Ancak Nikado burada durmadı. Mukbang videolarını tamamen başka bir seviyeye taşıdı. Videolarında ağlıyor, garip hareketler yapıyor, tartışıyor, saçlarını kesiyor veya insanlarla kavga ediyordu. Tıpkı kendisinin de dediği gibi, umurumda değil. Ne kadar daha fazla dramatik olursam o kadar daha fazla izleniliyorum ve o kendi tercihi, kendi hayatı. Okey. O kadar daha fazla para kazanıyorum. Durumdan rahatsız olan bir kesim, Nikado'nun YouTube'dan banlanması için imza kampanyası bile başlatmıştır. Az önce dinlediğiniz tüm bu hikayenin gerçek ama 2 yıldan beri süren bir sosyal deneyden oluştuğunu söylesem. Ya buna kimse inanmaz amına koyayım. Fasa fiso amına. Gerçek Nikado ile tanışmaya hazırsan başlayalım. This has been the greatest social experiment. Bence bu çocuk kilosunu vermiş, tamam mı? Ondan sonra biraz da muhtemelen işte önceden yaptığı bir şekilde bir sosyal medyayı falan filan bırakmış herhalde, bir şey yapmış. Psikolojisi düzelmiş. Kendine gelmiş. Ondan sonra demiş ki ben bu işi tekrar geri dönüşümü nasıl duyurulabilir bir şekilde yapabilirim? Ne yapabilirim? Şöyle planlayıp böyle kafasında böyle bir kurgu yapmış yani. For my entire life, people consuming anything that they're told to consume. And you will continue to consume these stories about me year after year after year. Triplere bayamadım, şapan abi koyacağım. Ne güzel kilo vermişsin işte oğlum, helal olsun. Hayatta devam et işte nasıl ediyorsan. Nikado 7 Eylül'de YouTube kanalı üzerinden sadece 7 ayda 114 kilo kaybettiğini paylaştı. Videoların ise 7 ayda 114 kilo mu? Yıllık stok videoları olduğunu ve insanların niye görürlerse, neyi duyarlarsa ona inandıklarından bahsettiği, biraz karanlık, biraz sert doğrulardan konuştuğu video 30 milyondan fazla izlenim almıştır. Nikado aynı zamanda aşık bir şekilde şundan da bahseder. Ne yapacağımı bilmiyorum ama yemek yemeyi seviyorum ve beni bunun... Ya ben ne kadar kilo verdim? Ben ameliyatla 84 kilo verdim ama süresini hiç hatırlamıyorum vallahi arkadaşlar. 84 kilo verdim ama ondan önce de diyetle yaptığımı hatırlıyorum. Mesela 6 ayda 140'dan 144'ten mi 142 kilodan mı ne 88 90 kilolara falan inmiştim. Kaç kilo olur işte? Yani 52 53. Yani 6 ayda 52 53 kilo vermiştim de 7 ayda o kadar kilo çok fazla lan. İşin izlediğinizi de biliyorum. Videolarına devam edeceğini açıklar. İşin aslı tüm bu obez yaşam tarzını markalaştırmaya çalışan kapitalizm dünyada Nikado gibi influencer etkisi dehşet yüksek birinin kilo verdiğini görmek beni aşırı mutlu etti. Günün sonunda izleyiciler için de motive kaynağı olacağına eminim. Bakın bu sektörden insanlar milyonlarca dolar kamera karşısında yemek yiyerek kazanıyor. Eğer böylesi bir sektörde hiç hile yapılmıyor. Orada yani şu an düşünüyorum da ameliyat olmadıysa diyetle bir şekilde yemek yiye yiye spor yapa yapa yaptıysa bence yine 7 ayda 100 kilo 114 kilo mu dedi ya? Ben size bir şey diyeyim, net bir şey kullanmıştır ya, bir şey çok zor yani, ya ameliyat ya da bir şey kullanmıştır.
ya da süreyi yalan söylüyordur. ...olmadığını veya zorla insanların bir oda içerisinde tutularak yemek yemeye zorlandıklarını sanmıyorsan videonun ikinci partına hoş geldin. Kate Yap ile tanışın. Kameraya yakın bir çekim ile bol sulu ve gözleri bağlı şekilde kilolarca yemek yiyen ama zayıf görünümünü de koruduğu için milyonlarca izlenim alan bir mukbang youtuberı. Gözleri... Abi bu Ozempic kullanmıştır. Amerikalılar da acayip ünlü bir ilaç. Normalde şeker ilacı ama insanlar kilo vermek için kullanıyor. Aşırı sağlıksız bir şekilde. Arkadaşlar yani... Yani sakın böyle şeyler denemeyin ya. Saçmalamayın oğlum. Normal diyet ve spor yapacaksınız. Bu kadar basit. Zor değil ya. Bak ben burada kendi tecrübe olarak söylüyorum bakın. Benim hikayem biraz farklı. Benim ameliyat olmama takılmayın. Ama bakın ben 10 yıl boyunca bununla uğraştım ve gerçekten de çok büyük kilolar verdim. Verilebiliyor. Benim hep hayatımda böyle farklı farklı şeyler oldu. Benim eşekliklerim oldu. Şeylerim oldu. Yani bak ben 140 kilodan 88 kiloya indim. 130 kilodan yine 90 küsür kiloya indim. 90-92'ye indim. 120'den indim. 110'dan indim. Ya bunlar yapılabilecek şeyler. Öyle saçma sapan ilaçlara milaçlara gerek yok. Reçete çok basit babacığım. Kalorini hesaplıyorsun bir şekilde. Kaliteli bir şekilde kalorini dolduruyorsun. Ya oturup şeker şey değil. Kaliteli bir şekilde kalorini dolduruyorsun. Belli bir kalori açığı yaratıyorsun. Sporunu yapıyorsun. Bu kadar basit. Bu kadar. Yani kendinizi şey yapmanıza gerek yok yani. Değişik ya. ...leri bağlı ve yaptığı tek şey yemek yemek olmasına rağmen Kate bir şekilde izleyicileri ile harika bir bağ kurar. İnsanlar bir şekilde kızın zorla yemek yediğinden şüphelenmeye ve durumu araştırmaya başlarlar. Ve günün sonunda hakkı da çıkarlar. Kate paylaştığı bir YouTube videosunda... Abi mesela bunları neyini izliyorsunuz? Ben bunları izlerken midem bulanıyor. Sizin bulanmıyor mu ya? Ben ne bileyim bunu izlemek benim hiç iştahımı açmıyor ya. O ASMR videolarını özellikle. Arkada kalan sesi editlemeyi unutur. Ve bazı insanların ona zorla yemek yedirdiği ne yapması gerektiğini söyleyen sesler ortaya çıkar. Saçmalamayın ya Allah Allah. Böyle bir şey olamaz ya. ASMR videosu yapan bir insan niye zorla video yaptırıp da I'm gonna kill you desin. Bence bunu da mesela bir şekilde şey gibi I'm Poppy. Ya da bir tane kadın vardı ya bahçesinde zorla video çektiriyorlar falan ayağa. Bu tarz kurgu içerikleri insanlar dikkat çekmek için çok yapıyor ya. Tüm bunlar günün sonunda işe yaradı mı? Hem evet hem hayır. Tüm bu iddialar ortaya çıktıktan sonra Kate'in kanalı bir yıldan beri yeni bir video atmıyor. Kate'in son durumunu ise bilen kimse yok. Elbette tahmin edersiniz ki durum sadece Kate de değil. Asyalı başka bir mukbang içerik üreticisi erkek arkadaşının baskılarıyla nasıl zorla yemek yediğini ve tüm Allah Allah. Videoların gelirlerini, sponsorluklarını erkek arkadaşına nasıl zorla verdiğinden de bahseder. Bak mesela bu gerçekçi bir konuşma ve gerçekçi bir olay olabilir bu. Ama diğeri mesela saçma yani anladın mı? Bu mesela gerçek olabilir. Çakala bak lan. Gelirlerini. Şiddet falan da uyguluyormuş ha. Sponsor. Bu çünkü benim anladığım şu görselden. Sponsorluklarını erkek arkadaşına nasıl zorla verdiğinden de bahseder. Kanalda bildiğiniz gibi üyelikleri aktif ettik. Ekranda gördüğünüz kuş güllerine sahip olacakları. Onu ne oldu bir anda bitti lan. Olanlar. Üyelere bu arada herhangi bir ekstra bir şey yapmadığımı lütfen bilin. Tamamen destek amaçlı. Eğer keyif alıyorum ayda eyvallah, bir... Eyvallah. Şey... var mı bu olay?